Arkadaşlar merhaba. İslam felsefesi ve düşünce tarihine dair müzakeremize devam ediyoruz. Bugün sizlerle Gazali'nin Tahafüd adlı eserinde yöntem sorununa dair dördüncü müzakeremizi gerçekleştireceğiz. Müzakeremize geçmeden önce videomuzu beğenir ve kanalımıza abone olsanız bu konudaki çalışmalarımıza desteğiniz için teşekkür ederiz. Arkadaşlar hatırlayacağınız üzere önceki müzakerelerde Gazali konunun kapsam ve sınırlarını Konularını ve yöntemini ortaya koymuştu. Bugün de mantık ve matematik ilişkisi üzerinden filozoflarla ilgili eleştirilerinin nasıl bir e, çözümleme ile ilerleyeceğini bizlere sunacak. Gazali bu mukaddimesine şöyle başlıyor. Filozofların delil getirmede zorlandıkları bir problemle karşılaşınca aldatarak ikna etmek üzerine başvurdukları hilelerden biri de şudur. Metafizik ilmi keskin zeka sahiplerinin bile anlayamayacağı kadar karmaşık, kapalı ve içinden çıkılmaz bir ilimdir. Bu problemlere cevap verecek bilgiye ancak öncelikle matematik ve mantık ilimlerini öğrenmekle ulaşılır. Bu şekilde bir ifade kullandıklarını söylüyor. Yani bir kişi metafizik ilmiyle uğraşacaksa eğer öncelikle mantık ve matematik ilimleriyle uğraşması gerekir şeklindeki öncü nedeniyle filozofların görüşlerini ve düşüncelerini okuyan insanlar anlayamadıkları noktalara geldikleri zaman biz filozofların düşüncelerini anlamıyoruz. Çünkü yeterli düzeyde matematik ve mantık ilişkisine dair bir analizimiz ve bir çözümlememiz olmadığı için bunları biz de e, yorumlayamıyoruz şeklinde bir noktaya geliyorlar diyor. İşte bu e, Gazali'ye göre filozoflar tarafından bir e, aldatma yöntemi olarak tanımlanıyor. Şimdi onlara iyimser yaklaşıp küfürlerini taklit eden bir kimse de onların öğretiliği ilgili bir problemle karşılaşınca demin söylediğimiz üzere filozofların bilgilerinin bunun çözümünü kapsadığında şüphe yoktur. Fakat matematik ilimlerini tahsil etmediğim ve mantığı iyi bilmediğim için onu anlamak bana zor gelmektedir şeklinde bir e, açıklama biçimine ulaşır diyor. Şimdi bu noktada Gazali'nin fikri ise e, bunların hepsinin aslında metafizikle ilgili kapalı noktaların e, anlaşılmadığı durumda karartma anlamına geldiğini söylüyor. Yani e, filozoflar bunu bir kaçamak yanıt olarak ifade ediyor. Şimdi metafiziği anlamak için matematik gereklidir demesi bir kişinin tıp, gramer ve lugat için matematik gereklidir veya aritmatik için tıp gereklidir demesi gibi bir durumdur diyor. Şimdi Gazali'nin matematikle ilgili önceki söylemlerine bakacak olursak, yani Munkız'daki söylemlerine bakacak olursak orada matematiğin yasaklanmasını talep ediyordu. Çünkü bunun birçok insanın olayları anlayamaması sebebiyle insanları doğru yoldan uzaklaştıracağını düşünüyordu. Şimdi filozofların yöntemine baktığımızda ise Gazali'nin bu noktadaki isnadının tam tersine bir insanın bilimsel bir şey gerçekleştirebilmesi için matematik ve geometri ilimlerine vakıf olması gerektiğini söylüyorlar. Peki bunun arka planında ne var? Bunun arka planında aslında Platon'dan itibaren bugüne kadar gelen işte soyut düşünme becerisi olmayan yani geometri bilmeyen bize uğramasın şeklindeki ifadeden de hareketle yani soyut düşünme becerisine sahip olmayan insanların bu ilimlerle uğraşmaması gerektiğine dair atıfla söyleniyor arkadaşlar. Şimdi burada gazali matematik ilimler ve mantık ilimlerle ilgili söylenenlerin filozoflar tarafından karartma için kullandığını söylüyor ama aslında filozoflar gerçek bir bilim insanının bu matematik ve mantıkla ortaya çıkacağını düşünüyorlar. Hatırlayacağınız üzere biz e, Farabi'nin mutlulukla ilgili e, görüşlerini açıklarken e, dil, düşünce, mantık, fizik, matematik, metafizik, birey, aile ve toplum diye bütüncül bir sistem üzere e, Farabi'nin ve Meşai ekolünün aslında sistemini açıklamıştık. Burada da en temel hareket noktalarından bir tanesi somuttan soyuta geçmede dil, mantık ve matematik ilişkisini kavramak düşüyor. Benim kendi kanaatim de bu noktada bu şekilde çünkü soyut düşünme becerisi olmayan toplumlar maalesef başka toplumların hegemonyası altında ya da baskısı altında kalabiliyorlar. Onun için Gazali'nin burada söylediği şey aslında teknik altyapısı anlaşılmayan bir durumda meseleleri kavrayamayan insanların buna dair sığındıkları bir yer gibi ifade edilebilir. Fakat filozoflarınki bana göre bu şekilde değil. Çünkü filozoflar açıklayamadıkları alanda sığınma amacıyla değil. Tam tersine burhani metotla bunları açıklama amacıyla matematiksel yaklaşımları benimsediklerini söyleyebilirim. Şimdi Gazali'nin bir örneği daha var. Şöyle diyor. Bu durum metafizik açısından bir eksiklik meydana getirmez. Yani matematik bilmemek. Çünkü mantık yine Gazali tarafından kabul edilir ama matematik bilmemenin metafizik açısından bir eksiklik getirmeyeceğini söylüyor. Bu tıpkı birinin bu evin bilen, irade sahibi, güçlü ve diri bir ustanın eseri olarak meydana geldiğini bilinmesi, evin 6 veya 8 köşeli olduğunun kolan ve kerpiş sayısının bilinmesine bağlıdır demesi gibi yanlışlığı gizlenemeyecek bir saçmalıklar ibarettir diyor. Şimdi burada da e, mesela bir ev düşünün. E, evin gerçekten bilen, irade sahibi, güçlü ve diri bir ustanın elinden çıktığını anlamamız için aslında Gazali'nin dediği gibi tuğla sayısını bilmesek bile yapılan malzemenin ve malzemenin kullanım biçiminin ve karışım oranının da aslında bilinmesini gerektiriyor. Çünkü bir evi yaparken eğer bunu yapan kişi şekil olarak ona son derece güzel bir şekil verip içini boş ve kof bir şekilde yaparsa o zaman evin de çürük olduğu anlaşılır. Onun için buradaki örnek bana göre biraz daha şey yani o dönemki gazali açısından belki şey olabilir ama benim açımdan bir evin gerçekten Bilen, irade sahibi güçlü ve diri bir ustanenden çıktığını anlamam için evin e, ma kullanılan malzemesinin ve içeriğindeki tuğlasından, çimentosuna, demirine kadar bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. E, onun dışında soğanın katları ve narın tanelerinin sayısı bilinmedikçe bunların yaratılmış oldukları anlaşılamaz gibi bir argüman da buna benzetiliyor. Fakat filozofların görüşlerini bu argümanlarla e, açıklamak aslında şunu ifade etmek oluyor. Yani e, çok e, net ve açık e, hususları e, teferruata girerek aslında boğdukları anlamına gelen bir ifadeye gidiyor. Yani e, çünkü ortada sen nar dururken, soğan ve katları dururken sen onu görmezden gelip e, soğanın kendisiyle, narın kendisine ulaş, ulaşmaktan ziyade direkt olarak e, detaya yoğunlaşıp meseleyi e, bağlamından kopartıyorsun gibi bir anlam e, çıkartılıyor. E, halbuki tam tersine e, filozoflar Bunları inceleyerek aslında onun içindeki sanatsal, onun içindeki e, e, niteliği anlamaya yönelik bir çalışma yapıyorlar. Çünkü bütün varlıkların kendi içerisinde bir sistematiği var ve bu da anlaşılmaya dönük bir çaba olarak ifade edilebilir. Evet onların mantığı iyi bilmek gerekir şeklindeki görüşleri doğrudur. Ancak mantık filozoflara özgü bir şey değildir. O sadece bizim kelaminde kitabın nazar adını verdiğimiz bir yöntemdir diyor. Şimdi Gazali burada e, felsefi ilimler içerisinde zikredilen ilimleri kendi... E, disiplinleri içerisinde söylemeye e, yöneliyor. Bu noktada aslında mantıkla ilgili e, Aristoteles'in ortaya koyduğu sistematik e, kullanılıyor. Fakat e, bunun e, İslam mantık geleneğinde işte kitabun Nazar ya da Medarikul Ukul gibi adlandırmalarla e, kelam ilminin içerisindeki bir e, başlık gibi e, sunularak e, aslında Aristo mantığından, Meşay mantıktan farklı bir mantık sistematik uygulandığı söyleniyor. Gazal da bunu iddia ediyor zaten ama bu eserinde e, özellikle kelamcıların kullandığı dil ve lafızlar ya da mantık dili üzerinden değil de filozofların kullandığı mantık e, kavramlarından hareketle analizlerini yapacağını söylüyor. Çünkü öbür türlü yaparsam diyor ortada bir karışıklık ortaya çıkacak. Yani onların fikirlerini ayrıca açıklamam, kendi görüşlerimizi ayrıca açıklamam gerekecek. Onun için ben burada filozofların görüşlerini öncelikle mantık e, çerçevesinde ortaya koydukları fikirlerden hareketle açıklayacağım. Daha sonra kitabın başka bölümlerinde Medarikülükul ile ilgili söylemem gereken şeyleri de Ayrıca söyleyeceğim diye arkadaşlar Bu nedenle de kitabın sonuna bırakmayı uygun gördüğünü söylüyor Onun için de bununla ilgili detaylı bir araştırma yapmak isteyen kişilerin minyarul İlm adlı eserine bakması gerektiğini vurguluyor arkadaşlar. Şimdi burada şuna dikkat edeceğiz Gazali Diğer kitabında kızda da söylediği üzere matematiğe karşı mesafeli ve burada da onu koyuyor ve matematiği filozofların içinden çıkamadıkları noktalarda karartma amacıyla kullandıkları bir yöntem olduğunu söylüyor. Mantığa ise e, yine diğer eserlerinde de söylediği üzere e, menfi olarak bakmıyor. Fakat e, bu mantığın filozofların elinde aslında kendi kelam ilmindeki mantık sistematiğinden farklı bir şekilde ele alındığını söylüyor. Ve bu nedenle de kendi sistematiğinin anlaşılması için Milyarun ilim adlı esere bakılması gerektiğini vurguluyor arkadaşlar. Bu mukaddimeden netice itibariyle şunu anlayabiliriz. Gazali bu soyut analizlerin ve yöntemlerin metafizikle ilgili insanlara gerçekçi bir sistem ortaya koyma noktasında bir takım sıkıntılarının olduğunu ifade ediyor. Şimdi şunu söyleyebiliriz belki yani filozofların ortaya koyduğu sistem yani sudur nazariyesi olsun o, o dönemki kozmoloji anlayışına uygun bir şekilde yaratılış anlayışı olsun bugün mesela geçerliliğini korumuyor. Ama ee, bu geçerliliğini korumamakla beraber kendi içerisinde sistematik bir açıklama biçimi olması noktasında incelenebilir. Bu noktada İbn Haldun da aslında filozoflara eleştirilerde bulunuyor. Yani e, metafizikle ilgili ortaya koyduğunuz görüşler fiziksel alandan çıkıp metafizik alana doğru gitmeye başladığı zaman bir takım içinde problemler oluşturuyor şeklinde bir ifade var. Fakat şunu ifade edelim. Dış dünyadaki somut nesneleri anlamlandırmanın yolu onları soyutlamadan geçiyor ve soyutlamalar yapıldıkça da varlığı anlama yolumuzda genişliyor ve gelişiyor. Onun için de matematiksel gerçeklikler yani dil, düşünce ve mantıktan hareketle ortaya çıkan fizik, matematik ve metafizik yapı aslında bütüncül bir sistem ortaya koyma noktasında bize çok şey söylüyor arkadaşlar. Ben bugünkü müzakeremi de burada bitiriyorum. Yani Gazali'de yöntem tartışmalarını bu şekilde noktalamış oluyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.